Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Tuatım 2. 10. sefer 65. kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fasıl içinde vasıl. İhram için yıkanmak. Bazı bilginler bunun zorunlu, bazı bilginler ise abdest almanın yeterli olduğunu, bazı bilginler ise ihram için yıkanmanın cuma namazı için yıkanmaktan daha güçlü bir sünnet olduğunu söylemiştir. Bilmelisin ki bütün ibadetlerde iç temizliği yani batın temizliği Allah ehline göre vaciptir. Şu var ki yükümlünün kul değil de herhangi bir mümkün mazharda ez zahir ismi olduğunu söyleyen kimse böyle düşünmez. Çünkü o temizliği vacip değil sünnet sayar. Allah ehlinden bazıları ise alemin sahip olduğu istidadın mazharı belirlediği gibi kendisine zuhur edende de etkide bulunduğunu düşünür. Bu etki başka bir zuhurdan bir durum nedeniyle veya hayvan, insan zorda kalan, yetişkin, akıllı, deli gibi bir isimle ayrışmasını sağlayarak etkide bulunur. Bunu dikkate alan kimselere göre bu istidat kendi üzerinde bir hüküm belirlediği gibi ona da bir isim belirleyerek şöyle demiştir. İhram için yıkan. Başka bir ifadeyle toplayıcılığın nedeniyle temizlen ki temizlik zatını kuşatsın. Çünkü sen bir takım fiilleri kendini yasaklamak istiyorsun. O fiilleri yapmak, hac veya umbe diye isimlendirilen bu ibadete yakışmaz. Öyleyse bunu bir temizlik eylemiyle karşılamak daha yerindedir. Çünkü sen bu temizlikle el kudüs ismine girmek iradesine sahipsin. Halbuki onu, halbuki ona ancak kendi niteliğiyle girebilirsin ki o da temizliktir. Nitekim ona kendi durumuyla girebilirsin. Çünkü kavuşma ve arkadaşlıkta ilişki şarttır. Bu nedenle yıkanma farz olmuştur. Allah ehlinden bir kısmı ise ihramlıya bütün fiillerin değil, özel bazı fiillerin yasaklandığını düşünür. Bunlar genel temizlik demek olan yıkanmanın vacip olmadığı görüşündedir. Çünkü bütün fiiller ona yasaklanmamıştır. Bu nedenle abdest yeterlidir. Abdest bedenin sadece belirli organların yıkanmasından ibarettir. Aynı şekilde insana da ihram esnasında özel bazı fiiller yasaklanmıştır. İnsan buna rağmen ihram için yıkanırsa, ihram için yıkanmak her şeye rağmen daha üstündür. Aynı şekilde batın temizlik genelleştirilirse, bu da daha üstün ve erdemli bir davranıştır. Asıl içinde vasıl, ihrama niyetlenmek. Bir istisna dışında bu konuda görüş birliği vardır. Engellemeye niyetlenmek, Üzerinde bulunduğun hal üzere kalman demektir. Bu ise sana nispet edilen ve sayesinde ödüllendirileceğin bir şeydir. Sen somut bir şey yapmadın, bu durum yükümlülükte yasaklamaya benzer. Ona ait isim ise El-Mani ismidir. Kasıt ve niyet her zaman var olmayan bir şeye yönelik olabilir. Var olmayanlarda ise iki durumdan birisi amaçlanır. Ya onu var etmek ki oluş demektir ya da bir hükmü var etmek. Bu ise nispet demektir. Burada üçüncü bir maksat yoktur. Bir şeyin kendisini var etmeye örnek olarak bir şeyi var etmek istediğimizde ayetini verebiliriz. Burada yok iken o şey irade etmektedir. Ona ol deriz o da olur. Böylece yok iken irade edilen şeyin varlığı ortaya çıkar. Hükmün yaratılmasının benzeri ise ki nispet demektir şu ayettir. Dilerse sizi giderir. Giderme var, giderme Var olmayan ve Allah'ın dilerse isteyebileceği bir şeydir. Allah dilerse söz konusu şeyin varlığının bağlı olduğu şartı yok eder ve onu ortadan kaldırır. Bu durumda ona malum yani yok olan denilir. Fail ise bir şey yapmamıştır. Bu durumda kastın konusu yokluk olmuş bu sayede var olan bir şey yokluk hükmü kazanmıştır. Yoksa o yok değildi. Çünkü yokluk hükmü var iken ki hüküm nisbettir meydana gelemez. Düşündüğünde özel anlamda Allah'tan başka varlık olmadığını görürsün. Varlık ile nitelenen Allah'ın dışındaki her şey özel bir nispettir. İlahi iradenin konusu mazharlarda yani belirli bir mazharda tecelli izhar etmektir. Bu ise bir nispettir. Çünkü zahir varlık ile nitelenmeyi sürdürürken mazhar yoklukla nitelenmeyi sürdürür. Tecelli ortaya çıktığında ise mazhar kendisine ait hakikatlere göre zahire bir hüküm verir. Bu durumda bu hakikatlerden ki var olmayan masharda bunu ma var olmayan masharda bu hakikatlerde bulunur. İnsan, felek, melek ya da herhangi bir yaratılmışın adı zuhur edene verilir. Nitekim bu zuhurda zahire de kendisine verilen bir isim döner. Bu balgamda ona yaratan, meydana getiren, zarar veren, güç getiren ve bu tecellinin verdiği bir ismi örnek olarak verebiliriz. Mümkünler ise bulundukları yokluk halindedir. Aynı şekilde hak, varlık hükmüne sahiptir. Böylece mümkün için mazhar ismi ortaya çıkarken, kendisini tecelli eden için de ezzahir ismi ortaya çıkar. Bu nedenle şöyle dedik. Allah'ın dışındaki her mevcut, hakikat değil bir nispettir. Bir mazharın iktidadı, kendisine zuhur edenin yükümlü olmasını sağlamıştır. Bu durumda ona yap veya yapma denilir ve ikinci şahıs zamiriyle o sen diye hükümlü haline gelir. İhrama niyet bir şey yapmamaya niyetlenmek demektir. Başka bir ifadeyle o engellenmemesi mümkün bir şeyi engellemeye niyetlenmek demektir. Bu durumda engellemek bir hüküm haline gelir. Bütün yükümlülükler bir takım hükümlerdir. İhrama niyetlenmek ise bu engellemenin Allah'a yaklaşma amacına yapılmasıdır. Yaklaşma var olmayan bir şeydir bu durumda onun hükmünün varlık sebebi bu engelleme sayılır. Böylece kul için var olmamışken bu engelleme ortaya çıkar ve bu esnada bir mazhar haline gelir. Bu ise yakınlaşmanın zirvesidir. Bir mazharda zuhur. Çünkü bu zuhur sayesinde mazharın hükmü kendinde zuhur eden de yani zahirde ortaya çıkar. Aynı şekilde yaklaşmanın etkisiyle kendisine olumlu karşılık vermesiyle Dua edenin hükmü dua edilende ortaya çıkar. Allah şöyle buyurur. Kullarım beni sorduklarında ben çok yakınım dua edenin çağrısına karşılık veririm. Çünkü duaya karşılık duadan sonra olabilir. Öyleyse dua eden kişi ona karşılık vermesini sağlamıştır. Allah da insanı ihram diye isimlendirilen evini yani hacca davet etmiştir. Bu özel nitelik ihram diye isimlendirilir. Kul ise bu davete sesini yükselterek olumlu karşılık vermiştir. Sesi yükseltmek telbiyede tekbir getirmektir. Bu ise lebbek Allah'ım lebbek kuşkusuz mülk ve ham sana aittir. Senin ortan yoktur şeklindedir.